Şimdi değerli bir konuk bizi bekliyor. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan'la son gelişmeleri konuşacağız. Hemen günaydın, hoş geldiniz yayına diyelim. Hoş bulduk Cansın Elbacı. İyi bir yayın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi bir hafta diliyorum. Terörle mücadele konusunda sevindirici haberler farklı noktalardan gelmeye devam ediyor. Çünkü birçok farklı noktada operasyonlar da kararlılıkla devam ediyor. Zira son gerçekleşen MIT'in gerçekleştirdiği bu operasyon çok önemli. Çünkü ben bir kez daha vurgulayacağım. Geride bıraktığımız günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan o noktayı işaret etmişti zaten. Mahmur'dan söz etmişti. İzin vermeyeceğiz demişti. Gri kategorideki o terörist etkisiz hale getirildi. Peki oraya düzenlenmesi bu operasyonun bir sonraki adımın bir başlangıcı mı ya da bu operasyon sadece terör örgütüne bir mesaj mıydı yoksa başka ülkelere de bir mesaj mıydı diye sormak isterim. Terörle mücadeledeki mesaj hem uluslararası arenada BM'de sen tabelanı astığın bir kampta gri listede olan ve uluslararası terörist olarak tanınan Kod Doktor Hüseyin Selman Bozkır etkisiz hale getirildi ve oradaydı. Bu mesaj uluslararası mesajı. İkincisi Bağdat yönetimine. Senin sorumluluğu olan bir bölgede Türkiye sınırını 160 kilometre derinlikte. Bu çok önemli. İlk defa Türkiye bu kadar derinliğe iniyor. Bağdat'a bir mesaj ve nispeten de bölgesel yönetime mesaj. Çünkü Mahmur idari olarak Erbil'e bağlı. Bu terörle mücadele operasyonunda Cansın Helvacı İstihbarat Başkanlığımızın bağımsız olarak yaptığı ve en derin operasyonlardan biri. Yani 160 kilometre aşağıya inip terörist ele başına hem kampın terör başına hem bölge sorumlusu sözde tespit edip hareket halindeyken bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmesi adeta filmlere taş çıkartacak bir operasyon. İlk defa altını çizerek söylüyorum. Türkiye 160 kilometre derinliğe inerek bir terörist ele başına yani üst düzey bir yönetici etkisiz hale getirildi. Sizin de söylediğiniz üzere Mahmur bir terör rezervi adeta. Kandil'e ve teröristlerin diğer eğitim kamplarına gidecek insanlar buradan devşiriliyor. Hem baskı kurarak ya da terör örgütünün kurduğu bir sistem var. 12-13 yaşına gelen buradaki insanlar kayıt altına alınıyor. Sonra KCK yapılanması Kandil koordinasyonunda bu etkisiz hale getiren Selman Bozkır ve ekibi tarafından terör kamplarına gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'e net mesaj verdi. Burayı halledin. Aslında Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında söylediği mesajın eylemsel yansıması. Devlet başkanı olarak söylüyor, Mahmur'daki terör varlığına karşı etki oluşturacağız. İşte istihbarat başkanı da eylemsel olarak terörist başını etkisiz hale getirerek bütün muhataplara, uluslararası ve bölgesel muhataplara bu mesajı veriyor. Biz ileriki günlerde Mahmur, Sincar ve Kandil üçgenine benim şeytan üçgeni olarak adlandırdığım bu üçgeni daha çok konuşacağız. Çünkü Türkiye bir kararlılık mesajı verdi bu pençe operasyonlarıyla. Zaten Gara'ya yapılan özel kuvvet operasyonu hem Sincar ve hem Mahmur'a bir operasyon yapabileceğinin sinyaliydi. Yani Gara en zor operasyonu yapan bizim kahramanlarımız. Sincar'daki hem Mahmur'daki bu terörist elebaşlarına bir mesaj oldu. Bunun Türkiye'de söylenmeyen bir boyutunu da söyleyeyim Cansın Elbaca. 2019 Temmuz ayında Erbil Başkonsolosluğunda görevli olan şehit edilen Osman Köse'yi şehit eden terör tümü Mahmur'dan geldi. Hem bu yakalandıktan sonra itiraflarında hem bölgesel Kürt yönetiminin resmi kaynaklarının aktardığı bu. Böylelikle Osman Köse'nin şehit edilmesine emrini veren isimlerden biri olan Selman Bozkır da etkisiz hale getirildi. Bu çok önemli. Mahmur şu anda bir rezerv terör, bir kuluçka gibi hem Sincar'a gidecek hem Kandil lokasyona gidecek teröristler buradan devşiriliyor. Birleşmiş Milletler sadece burada tabelası var. Çok az bir görevlisi var. 2011 yılında burası BM kampı olarak ilan edildi. Yani sözde buradaki insanlar mülteci pozisyonda. Cansın Elbacı, örgüt bunu bilerek yapıyor. Buraya bir mülteci kamuflajı vererek yani BM tabelası asarak kendini burada kamufle etmek istiyor. Aslında hem Karaçak Dağı bölgesi hem bu Mahmur'un terör kampı. İki tane Mahmur var. Bir normal ilçe var. Bu ilçenin hemen yanında teröristlerin oluşturduğu bir terör kampı var. Burayı da kontrol ederek BM tabelası adında kendi kamuflajı atıyor. Bu operasyon çok önemli. Türkiye'nin verdiği mesaj açısından artık hem Suriye sorumlusunun etkisiz hale getirilmesi, Irak için söylüyorum, Metine sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinden sonra Mahmur sorumlusunun da etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin KCK yapılanması için de önemli tepe isim, ilk onda bulunan isimleri
bulup yok edecek güce sahip olduğunu gösterdi. Peki Bu Güngör Yavuz Arslan, az önce söylediğiniz önemli, işte Birleşmiş Milletler'in kampı olarak, işte mülteci kampı olarak gözüküyor o nokta dediniz. Bir perdeleme de söz konusu aslında. Niye perdeleme diyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce seyircilerimize sadece bazı başlıkları paylaştım. Yaptığı yardımlar malumumuz zaten hepimizin, ama son olarak işte ilk yardım eğitimi vesaire de verilmeye başlanmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir uyarı geldi Amerika'ya. İşte bu yardımları kesin uyarısı. Bu noktada gerçekleşecek daha ileri düzeydeki operasyonlar yurt dışından nasıl bir ses getirir diye genel çerçevede sorayım. Tabii işte bunları kamuflaj yapıyorlar. İşte Türkiye örneğin Mahmur'a büyük bir operasyon yaptığında ortalığı ayağa kaldırılacak. Burası BM kampı diyecek. Zaten iki gün önce Birleşmiş Milletler'in Irak'tan sorumlu temsilcisinin böyle bir açıklaması var. Ama şu da var. Bu Selman Bozkır BM, sözde BM kampının olduğu yerde değil. Bu Karaçak dağına doğru giden bir kontrol noktasında, bir yolda vuruldu. Yani Türkiye bu sivil hassasiyetlere çok dikkat ediyor. Bütün yapmak istediği Türkiye'nin bu terörle mücadele operasyonlarında bir sivil algısı. Yani Türkiye sivillere de ateş ediyor algısı oluşturmaya. Hem yayınlanan görsellerle, biliyorsunuz bu operasyonun görselleri yayınlandı. Türkiye bu tezleri çürütüyor. Çok yerinde bir soru sordun Cansın Elvaca. Şimdi Suriye'deki PKK'ya neden bu sıhhiye ve ilk yardım eğitimi veriyor örgüt? Amerika Birleşik Devletleri 10-14 Haziran'daki Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra şöyle bir öngörüler var. Türkiye büyük bir operasyon yapacak. Evet. Yani hem Suriye'nin kuzeyine hem Irak'a operasyon yapacak. Bunun için örgütü sözde belirli eğitimlerle hazırlıyorlar. Yani Türkiye'nin operasyon yapacağını en iyi Amerikalılar biliyor bu bir şekilde çözülmezse. Bunun için bu eğitimleri vermeye devam ediyor. Şunu söyleyeyim, çok önemli bir operasyon, altını çizerek, o isimsiz kahramanların, İstihbarat Başkanlığı'nın bir başarısı. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Başarılar. Sağ olun.